Herkese merhabalar. Bugün karşınızda çok güzel bir setle bulunuyorum. Vincent van Gogh'un en ünlü tablolarından bir tanesi olan A Starry Night yani yıldızlı geceler tablosunun Lego setiyle. İsterseniz lafı fazla uzatmayalım, hemen girişimizi yapıp videoya geçelim. Lego Ideas seti olan The Starry Night yani Yıldızlı Geceler tablosunun Lego hali 21333 numaraya sahip. Ayrıca burada da belirtildiği gibi 2316 parçadan oluşuyor kutunun ön tarafında Lego logosunun diğer tarafında ise MoMA yazısını görüyorsunuz. Yani Museum of Modern Art, modern sanatlar müzesi New York'ta bulunan müzenin burada logosu yer alıyor. Burada Ideas logosunu görüyorsunuz çünkü bu set bir Ideas seti. Bu ne demek? Lego'nun dışından bir tasarımcı aslında bu setin ilk prototip halini yapıp kullanıcıların oylarına sunuyor. Kullanıcılar bizim gibi kullanıcılar yani herkes oyluyor ve 10.000 oyu geçen setler son aşamaya kalıyor. Son aşamaya kalan setlerden de seçilen bazı setler Lego grup tarafından tekrardan yapılıyor. Yani Lego'nun kendi tasarımcıları tarafından, designerları tarafından tekrar yapılıyor ve satışa çıkıyor. Bu da Lego'nun bu tarz idea setlerinden bir tanesi. Kutunun ön tarafında tablo dışında başka bir detay yok. Burada küçük bir Vincent Van Gogh mini görüyorsunuz. Yan tarafında yine böyle bir tablonun görüntüsü var. Arka tarafında duvara asılmış hali var ki evet bu set duvara asılabiliyor onu da belirtmiş olalım. Burada Vincent Van Gogh'u aşağıda göstermişler. Yine setin burada interaktif bölümünü gösteriyorlar. Setin derinliği 12 santim. Onu da biraz sonra göstereceğim. Yani yandan gözüktüğünde dışa çıkan kısmı var. Onunla birlikte 12 santim. Önden bakıldığı önden bakıldığında ise yüksekliği 28, genişliği ise 38 santim boyutunda. Burada da setin orijinal halinin, daha doğrusu setin değil, resmin orijinalin fotoğrafı ve altında da MoMA'nın küçük bir açıklaması yer alıyor. Şimdi kutuyu kenara koyalım ve setin kendisine geçelim. Görmüş olduğunuz gibi kutusunda gözüktüğü gibi veya tablonun Lego'nun orijinalinde olduğu gibi setin kendisi de Lego hali de muhteşem gözüküyor. Hem rengarenk hem de sadece bir tablo değil resmen interaktif yapıda. Yani Lego'nun daha önce çıkarttığı Lego art setlerinden ki şuralarda bir yerde gözüküyordur Lego Batman seti. O setten bağımsız çok daha farklı yani art seti değil aslında bu bir tamamen Lego seti. Çünkü nokta nokta parçalardan yapmıyoruz. Uzun uzun briklerden yaptığımız ve birçok farklı brik kullandığımız bir set olmuş. Zaten şu selvi ağacı bile önde gözüken kendini belli ediyordur. Ayrıca bu sete özel de böyle görmüş olduğunuz bazı yıldız ve ay parçaları mevcut. Ay derken bu güneş değil bu arada gerçekten ay. Şimdi setin bazı bilgilerine geçmeden önce ben ressamın kendisinden yani Vincent Van Gogh'dan bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Vincent van Gogh yani Hollandalı ressam Vincent van Gogh sanat dünyasında çok meşhur ressamlardan bir tanesi. Yaşadığı dönemde çok meşhur olmasa da daha sonrasında yani öldükten sonra birçok açıdan meşhur olmuş biri. Çünkü hem kendi eserleri yani bu sanat eserlerinin yanı sıra yaşamıyla alakalı da birçok konudan gündeme geldi. Bu gündeme gelmesiyle de ününe ün kattı diyebilirim. Bunlar nedir? Bir tanesi yaşadığı dönem için çok, aslında kötü kötü bir anı olsa da kulağını kesen ressamı duymuşsunuzdur. İşte o kulağını kesen ressam Vincent Van Gogh. Neden kestiğiyle alakalı detayları veya o kısımla alakalı detayları atlayacağım. Çünkü burada Vincent Van Gogh'un genel hayat hikayesi yerine biraz daha Starry Night yani Yıldızlı Geceler özelindeki yaşamından ve anılarından bahsedeceğim. Ancak onu da internette bulabilirsiniz. Bizle bağlantılı kısmı ise o kulak kesme olayının. Vincent Van Gogh günümüzde belki daha net teşhis konulabilirdi ama o dönem için yaşanan en azından gösterdiği semptomlara bakılırsa bipolar bozuk olan manik depresif bir insan diyebiliriz. Tabi bunu kötü bir anlamda söylemiyorum. Yani bir hastalığa sahip bir insan. Bunu da yazdığı mektuplardan ve çevresindeki insanların anlatmalarından günümüzdeki yorumcuların çıkardığı sonuç diyebilirim. Daha doğrusu biz de oradan bu sonucu çıkarıyoruz diyebilirim. Örneğin Vincent Van Gogh kulağını kestiğini hiçbir şekilde hatırlamıyormuş. Çünkü bir manik atak geçiriyormuş. Panik değil, manik. Kendisi de zaten hem polisin hem de çevresinin baskısıyla kendini bir hastaneye kapatıyor. Bu hastane ki kardeşi Theo, Theo Van Gogh, o da Vincent'ın hayatındaki en önemli insanlardan bir tanesi. Ondan da birkaç bilgi vereceğim. Vincent Van Gogh hastaneye yatmayı kabul ediyor. Bu kardeşi Theo da onu Fransa'nın San Remy kasabasındaki bir hastaneye yatırıyor. Burada 41 kişinin kaldığı küçük butik bir hastane diyebiliriz. Akıl hastanesi bu arada. Çünkü Van Gogh hem epilepsi krizi geçiriyor hem de bir manik ataklar geçiriyor. Bu sebeple de onu bir hastaneye yatırmaları gerektiğini düşünüyorlar. Ki Vincent Van Gogh da kendi isteğiyle bunu kabul ediyor dediğim gibi. Fakat büyük hastane yerine ki hastane yanlış hatırlamıyorsam büyük olan Marsilya'daki dolu olduğu için daha küçük bir yer seçiyorlar. Bu San Remi'deki hastanenin müdürü de sanat aşığı biri. Bu sayede Vincent'a da birçok olanak sağlıyor. Bu arada Vincent van Gogh dediğim gibi hayat hikayesinin hepsini anlatmayacağım. Detaylı bir şekilde internetten araştırarak bulabilirsiniz. Hakkında çok güzel videolar ve makaleler var ki kitaplar da var. Vincent van Gogh 30 yaşından sonra daha doğrusu 30 yaşında resim yapmaya başlayan biri. Ki öldüğü yaşın 37 olduğunu da düşünürsek hayatının çok küçük bir bölümünde aslında resim yapmış diyebilirim. Burada görmüş olduğunuz yıldızlı gecelerde aslında resim hayatının ve kendi hayatının en son eserlerinden bir tanesi. En son değil çünkü çok e, üretken bir isim. Sadece 7 yıla çok sayıda resim sığdırmış ki son bir senede ise gerçekten fazla resim yapmış. San Remy Hastanesi'ne yatırıldıktan sonra da bolca resim yapmış. Onlardan bir tanesi de işte görmüş olduğunuz Yıldızlı Geceler. Bu arada şöyle de bir trajik hikayesi var. Vincent Van Gogh San Remy'de yaptığı resimlerden sonra aslında tedavi olduğunu da düşünerek, insanlara da bunu kanıtlayarak çıkıyor ve Paris'in birkaç kilometre, 30 kilometre yaklaşık uzandaki bir yere yerleşiyor Ancak bir süre sonra yanlış olmasın 2-3 ay gibi bir süre sonra kendini tabancayla vuruyor fakat vurduğunda da ölmüyor. Kurşun yarasının yarattığı enfeksiyon sebebiyle tam 36 saat sonra hayatını kaybedebiliyor bu 36 saatin ne kadar işkence gibi geçen bir süre olduğunu düşünebilirsiniz ki muhtemelen Van Gogh kendini vurduğunu da hatırlamıyor olabilir. Sonrasında yaşadığı şoku ve üzüntüyü tahmin ediyorsunuzdur. Kardeşi Theo ise Van Gogh hayatını kaybederken yanında bulunuyor. Sonrasında ise demans hastalığı, aşırı üzüntü sebebiyle çok daha kötü bir hale gidiyor ve kendini 4 ay sonra hastaneye yatırıyor. Hastanede ise ömrü sadece 2 ay sürüyor. Abisi Vincent van Gogh'un ölümünün üzüntüsü sebebiyle 2 ay sonrasında ise yani Vincent van Gogh'tan abisinden 6 ay sonra Theo da hayatını kaybediyor. Theo'nun sadece şöyle bir durumu var. Theo van Gogh normalde hayatını kaybettiği şehre gömülüyor. Ancak ölümünden tam 23 sene sonra yani 1891'de hayatını kaybettikten 23 sene sonra 1914 yılında mezarı çıkarılıyor ve Vincent Van Gogh'un yanına gömülüyor. Şu an abi kardeş yan yana yatıyorlar. Vincent Van Gogh olmasa, Theo belki bu kadar başarılı bir sanat simsarı olamazdı. Ancak Theo Van Gogh olmasa da Vincent Van Gogh bu kadar iyi bir ressam olamazdı. Çünkü Şimdi Starry Night'a bağlayacağım yere geliyoruz. Tio sadece 41 kişinin kaldığı bu Sanremi'deki hastanenin müdürüne bir ricada bulunuyor. Abisinin masrafları ve hastanenin bir kısım masrafları karşılığında abisine bir resim odası kurulmasını istiyor. Daha doğrusu atölye kurulmasını istiyor. Ve ona her türlü resim yapma imkanının sağlanmasını istiyor. Vincent da burada yaratıcılığını öyle bir konuşturuyor ki her iki günde bir tane resim çıkarıyor. Hatta bazı günler peşi sıra çıkarmaya başlıyor. İşte Stay nightta orada çıkarttığı resimlerden bir tanesi. Bu görmüş olduğunuz manzara resmi aslında San Remi'nin birçok manzarasının birleştirilmiş hali. Tek bir manzarası değil aslında. Şimdi isterseniz onu biraz açıklayayım. Burada görmüş olduğunuz gece görüntüsü hastanenin camından gördüğü bir gece görüntüsü. Onu da aslında şöyle gösterebileceğim Tio'ya mektuplar kitabından küçük bir alıntıyla size anlatacağım. Bu arada bu kitap yapı kredi yayınlarından çıkan bir kitap. Vincent Van Gogh'un kardeşi Tio'ya yazdığı mektupları konu alıyor. Vincent van Gogh 1 Haziran günü gönderdiği mektupta Tio'ya şunu demiş: "Bu sabah şafaktan uzun bir süre önce yalnızca seher yıldızının ki çok büyük görünüyordu." demiş. ışığında kırları gördüm penceremden. İşte o sabah ve yıldızlar Burası bu manzara. Bu selvi ağacı ise hastanenin etrafındaki selvi ağaçlarının bir tanesi. Çünkü hastane penceresine yakın selvi ağaçları büyük gözüktüğü için Van Gogh da böyle büyük resmetmiş. Ancak hiçbir camından, hastanenin hiçbir camından bir selvi ağacının bu kadar büyük gözükmediği söyleniyor. Bazı sanat araştırmacıları Vincent Van Gogh'un hayran olduğu Japon ressam Hokusai'nin bir resminden esinlenerek böyle büyük bir ağaç yansıttığını söylüyor. Hokusai aynı zamanda dünya dünyaca meşhur The Great Wave yani Büyük Dalga resminin de ressamı. Peki Van Gogh sizce Hokusai'den daha fazla esinlenmiş olabilir mi? Orada da şuraya baktığımızda buradaki şu kıvrımın yani havada yaratılan bir akışın, türbülansın Hokusai'nin The Great Wave'ine ne kadar benzediğini görüyorsunuz. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz ancak birçok sanat tarihçisine göre Vincent Van Gogh Hokusai'nin en beğendiği eseri olan The Great Wave'i burada taçlandırmış olabilir şimdi parça parça anlatıyorduk devam edelim burada geceyi görüyorsunuz burada başka bir odadan gördüğü pencereden gördüğü selvi ağacının daha büyük halini görüyorsunuz buradaki köy ise yine aslında tek bir manzara olmadığını gösteren bir kısım çünkü yapılan araştırmalar sonucu Van Gogh'un odasından ve atölyesinden iki farklı odadan görünen manzarada hiçbir şekilde köy bulunmuyor ancak Van Gogh hastanenin bahçesinde ve etrafında rahatça dolaşabilme iznine sahipti Burada da hastanenin diğer tarafında bulunan köyü aklına kazımış, sabah gördüğü görüntüyü, yani şafak vaktindeki görüntüyü yine aklına kazımış. Ayrıca selvi ağacında aklına kazımış ve aklındaki bütün bu görüntüleri birleştirerek işte bu gördüğünüz Yıldızlı Geceler tablosunu oluşturmuş. Hatta köyü de olduğundan çok daha küçük yansıtmış. Bunun yanı sıra bu sette de görmüş olduğunuz şu uzun kilise kubbesini ise San Remy'deki normal kilisenin çok daha üstüne yapmış. Çünkü o da aklında hayalinde yani doğduğu yerdeki kentteki kilisenin kubbesi Şimdi hem setle hem de yine resimle alakalı birkaç bilgi vereceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi bir ay görüntüsü var. Burada ise yani güneş değil. Burada şu görmüş olduğunuz sarılık ve kullandığımız açık maviler ki sanki bir ressam edasıyla anlatıyorum ama bizim tabii ki de burada kullandığımız Lego parçaları. Bunlar sabahın doğuşunu gösteriyor. Yani ay en tepedeyken şu tepelerin ardından güneş doğuyor ve güneşin yansıttığı ışık şu an sadece tepenin arkasından geliyor. Burada bir hafif aydınlık kısım var. Burada ise hala gece kendini göstermeye devam ediyor. Gecenin karanlığındaki yıldızlar ise çok büyük bir şekilde burada da gözüküyor. Şurada selvi ağacının arkasında parmağımdan gözüküyordur. Görmüş olduğunuz en parlak ve en büyük yıldız Venüs gezegeni. Ayrıca burada görmüş olduğunuz biraz önce Hokusai'nin büyük dalgasına benziyor dediğim kısmın Samanyolu galaksisindeki o spiral kısma da benzediği söyleniyor. Çünkü kendisinin bu konuda bir bir konferansa katılmışlığı da var. Burada ise yine internetten de bulabileceğiniz gibi farklı yıldız tanımlamaları yapılıyor. Hangisinin hangi yıldız olduğuna dair birçok teori ve bilgi mevcut. Şimdi biz Lego parçalarına gelelim. Bu setin 2316 parçadan oluştuğunu söylemiştim. Artan parçaları bir kenara bırakırsak 2250 kadar parça kullanıyoruz hatta daha fazlasını bile kullanmış olabiliriz. Görmüş olduğunuz burada bu görüntüde o kadar çok Lego parçası saklı ki şurada en azından şöyle göstermek istiyorum. Bu derinliği yansıtmak için üst üste çok sayıda Lego parçası kullanıyoruz. Burada 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 bu köyü ve evlerini, çatıları yaparken birçok Lego parçası kullanıyoruz. Selvi ağacında burada kullandığımızdan aslında çok daha az parça kullanıyoruz diyebilirim. Yani gözüktüğünden daha az çünkü daha büyük parçalar kullanıyoruz. Fakat buradaki bu havanın bu akışında, şu gün doğumunda ve en önemlisi şimdi gösteriyorum. Arkaya çevirince bu gecenin kendinde yani gökyüzünde çok sayıda Lego parçası kullanıyoruz. Ayrıca çerçeve yaparken de birçok Lego parçası kullanıyoruz. Çünkü parçalar çok büyük değil. Orta kıvamda parçalardan çok sayıda kullanıyoruz. Sette bu arada herhangi bir sticker bulunmuyor. Görmüş olduğunuz bu parçaların hepsi tamamen printed parçalar. Yani baskılı parçalar. Hatta burada görmüş olduğunuz Starry Night'in küçük bir tabloda basılmış hali de yine printed bir parça. Burada şöyle göstermek istiyorum. Burada Vincent Van Gogh'un elinde parça ve palet tutarkenki halini görüyoruz. Ama daha önemli detay şu üstünü görürseniz veya arkasından da görürseniz, Vincent van Gogh'un fırça darbelerindeki o hareket burada da çok iyi yansıtılmış. Se, şurada tekrardan gösterebilirim. Duvara askı parçasıyla birlikte geliyor, yani bir tablo gibi asabilirsiniz. Bu siyah çerçevede yine resmin şu an kendi orijinal çerçevesi, yani en azından onu yansıtmışlar. Seti yaparken ilk başta sıkılacağımı düşünmeye başladım. Özellikle şu gökyüzünü yaparken ve bu kısımlarda birkaç parçayı yaparken acaba sıkılacak mıyım? Çok aynı parçalar mı gidiyor diye düşündüm. Ancak öyle de olmadı. Setin yapımı hem zevkliydi hem de yaptıkça, birbirine takmaya başladıkça, genel resim ortaya çıktıkça, hatta klişe bir laf olacak ama resmin geneline bakmaya başladıkça gerçekten sette kendini göstermeye ve çok güzel gözükmeye başladı. Sette bu arada şu kısım aşağı gidiyor. Şu Resmi ve Van Gogh'u kaldırdıktan sonra minifigürü aşağı götürebiliyoruz. Onun dışında yine şurada minik bir tane ayak var. O ayakta resmin öne gitmesini engelliyor. Ancak o ayağı da çıkartabiliyoruz. Yani duvara astığımızda o ayağı ve Van Gogh'u çıkartabiliyoruz. Ayrıca son olarak bahsetmek istediğim bir şey var. O konuda çok fazla detaylı bilgiye sahip olmadığım için kısaca bahsedeceğim ama daha detaylı bilgiye internetten erişebilirsiniz. Van Gogh resimlerinde gördüğünüz gibi böyle küçük fırça darbeleriyle bir akış yaratıyordu. Yani bir hareket yaratıyordu. Yani resimlerinde bir hareket söz konusu. Bu hareketlilik sıvı ve gazların hareketlerinin yani matematikte denklemine bakıldığı zaman yani türbülans adıyla baktığınızda arattığınızda bu sıvının ve havanın akışkanlığını yani hareketlerine uyum sağlıyor. Bir matematikçi bu konudaki en önemli matematik denklemini baz alarak daha formülünü baz alarak araştırdığında yıldızlı gecelerin bu hareketliliğinin türbülans yapısına yani bu matematikteki formüle uyduğunu gösteriyor. Yani Van Gogh bunu bilerek mi yaptı bilemeyiz veya öyle mi görüyordu hareketliliği mi görüyordu dünyadaki onu bilemeyiz ancak yaptığı resim matematikteki bu akışkanlıkla uyuyor. O yüzden Vincent van Gogh ve Turbulence diye aratırsanız veya Turbulence diye Aratırsanız Türkçe birkaç kaynakta var ancak yabancı dilde özellikle İngilizce'de bu konuda çok sayıda kaynak mevcut. Çok değişik bir konu o yüzden araştırmanızı öneririm. Şimdi Vincent van Gogh şüphesiz çok iyi bir ressamdı. Çok iyi eserleri var. Tek bir eserle ünlenip kaybolan biri değil. Çok sayıda güzel eseri var ve birçok eserini de zaten biliyorsunuzdur. Ama neden bu Yıldızlı Geceler çok meşhur derseniz işte orası tartışmaya açık. Çok güzel eser mi? Evet. Ama Vincent van Gogh'un kendisi bu esere bu kadar önem veriyor muydu? Zannetmiyorum. Peki neden zannetmiyorum? Onu da hemen yine kitaptan size bir kısımla göstereceğim. Yine bu kitapta Tio'ya mektuplar kısm kitabında küçük bir kısım benim dikkatimi çekti. Sarıyla şöyle çizmiş olduğum alanı size hızlıca okuyayım. Vincent Van Gogh'un Tio'ya gönderdiği mektuptan bir parça. Sana gönderdiğim son kolideki resimlerin çok kötü olanlarını yok edersin umarım. Ya da en azından sadece en iyice olanları gösterirsin. Bağımsızların sergisine gelince benim için hiç fark etmez sanki ben yokmuşum gibi davran, ilgilenmiyormuşum gibi görünmemek için, bir de çok delice bir resim sergilememek için, Yıldızlı Gece ile sarı otların olduğu peyzajı, hani ceviz çerçeve içindeki, ver istersen. O ikisi karşıt renklerle yapılmış olduğundan, gece etkilerini benden daha iyi yapabilecek birine biraz fikir verir belki. Yani buradan benim anladığım Yıldızlı Geceler güzel ama o kadar da iyi bir eser değil diyor gibi. Peki Tio bu resmi o bağımsızlar sergisinde sergiledi mi? Bunu bilmiyoruz. Çünkü bahsettiğimiz 1889 yılından bir konu. Bu görmüş olduğunuz Yıldızlı Geceler ise 1941 yılında Museum of Modern Art tarafından satın alındı. Yani 41 yılından beri orada sergileniyor ki ilk alınan ve sergilenen Van Gogh eseriydi. Sanatta bazı eserlerin neden meşhur olduğuyla ilgili birçok spekülasyon var. Yani bazen eserler iyi olsa da sanatçıların en iyi olmamasına rağmen en ünlü eserleri haline gelebiliyor. Örneğin Da Vinci'nin Mona Lisa'sı da en çok konuşulan tablolardan bir tanesi. Çok iyi bir tablo olmasına rağmen Da Vinci'nin en iyi eseri olmadığını söyleyen birçok sanatçı daha doğrusu tarihçi veya sanat eleştirmeni mevcut. Bu kadar meşhur olmasının arkasında birçok dedikodu var. Bir tanesi Louvre Müzesi'nde sergileniyor olması. Yani müzenin kendisinin yaptığı bir PR çalışması diyebiliriz veya bir lobby çalışması diyebiliriz. Müze kendine ziyaretçi çekmek için eserleri biraz daha ünlü hale getirebiliyor. Yıldızlı Geceler'de onlardan bir tanesi olabilir. Ancak Mona Lisa konusunda bir de konu var yine internetten araştırabilirsiniz. Mona Lisa geçtiğimiz dönemlerde çalınmış, çalındıktan sonra da uzun bir arama dönemi olmuş. İşte o dönem Mona Lisa'nın çok meşhur olduğu söyleniyor. Hatta bunu da bir önceki videomda bahsettiğim kitaplar videosunda bahsettiğim Celil Sadık'ın bir kitabında bulabilirsiniz. Hangi kitabı şu an hatırlamıyorum ancak orada öyle bir küçük detay vardı. Van Gogh'a gelecek olursak Yıldızlı Geceler'in diğer eserlere göre daha ünlü olmasının en büyük sebebi kesinlikle Moma olabilir. Çünkü bu müzeye giden insanlar burada Van Gogh'un eserlerini gördükçe de daha fazla konuşmaya ve paylaşmaya da başlıyorlar. Yani sadece müzenin yaptığı bir çalışma olmayabilir. İnsanlar da en çok orada gördüğü için bu eseri ünlü yapmış olabilirler. Peki gerçekten güzel mi? Bence çok güzel bir eser. Kendisinin güzel olmasının yanı sıra Görmüş olduğunuz gibi Lego seti de muhteşem, çok güzel, mükemmel. Yani gerçekten bu haliyle alıp duvarınıza asmak isteyeceğiniz bir set olmuş. Biliyorum setten daha çok farklı bilgiler vermeye çalıştım çünkü set görmüş olduğunuz gibi çok oynanabilir bir yapıya sahip değil. Yani bir yerini çeviremiyoruz, o kadar döndüremiyoruz. Sonuçta tablo alıp duvara asacağımız bir set olmuş. Ama videoyu kapatmadan önce bir bilgi daha vermek istiyorum. 1956 yılında vizyona giren Last for Life filmi. Yani Türkçe adıyla Yaşama Tutkusu filmi. Bu film Vincent van Gogh'un tüm dünyada çok meşhur olmasının sebeplerinden bir tanesi. Ölümünden 65 yıl sonra çekilmiş olsa bile. Tabii ki Van Gogh yaşadığı dönemde ve sonrasında meşhurdu. Hatta Moman'ın 1941 yılında bu eseri satın aldığını söylemişti. Yani film bu olaydan çok daha sonra gerçekleşiyor. Ancak başrolünde Kirk Douglas'ın oynadığı ki Kirk Douglas Vincent van Gogh'u oynuyordu. Daha sonrasında bu filmden birkaç sene sonra Spartacus'ta oynadı ki Spartacus Kirk Douglas'ın en önemli eserlerinden bir tanesi. Filmde ayrıca eski bayramların tamamında izlediğimiz çağrı filminin yıldızlarından Anthony Quinn de oynuyor. Anthony Quinn filmde Vincent Van Gogh'un resim ustası olan Paul Gauguin'i e oynuyor. Bu film Vincent Van Gogh'un tüm dünyada çok daha fazla tanınmasını sağlamasının yanı sıra Anthony Quinn'e Oscar ödülü de kazandırdı. 56 yılında en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kazandırmıştı. Neyse artık bu kadar bilgi yeter. Video gerçekten çok uzun oldu. Set hakkında anlatabileceğim çok daha fazla bilgi bulunmuyor. Seti yaparken çok eğlendiğimi söylemiştim. Çok fazla mavi ve mavinin tonları var ki ben de gerçekten mavi aşığı bir insan olarak bu seti yaparken çok zevk aldım. Çok farklı tonlarla eğlendim diyebilirim. Bazen maviyi karıştırabiliyorsunuz bu mu gelecekti buraya geldi diye ama yan yana koyduğunuzda renkler çok belirgin oluyor. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hem videom hakkında hem de Yıldızlı Geceler hakkında hem set hem de resim hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Umarım bana fazla bilgi verdin setten çok az bahsettin diye kızmazsınız. Ve umarım videoyu izlerken de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.